açarken Fatihlerin hayatı tarihe devr açarken Fatihlerin hayatı arşı. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Başta
İki cihan serveri sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek, pâk, latif ruhu şeriflerine, Piran Hazretlerinin cümlesine ruhu şeriflerine, cümlemizin ahirete intikal etmişlerin ruhu şeriflerine, civar-ı saadette bulunduğumuz Ashab-ı Kiram Hazaratı'nın, Bezzaz Hacı Aleyhisselam Efendi Hazretlerinin, Abdülkadir Efendi Hazretlerinin, Eskici Baba'nın, Tatlıca Efendi'nin ruhu şeriflerine, bilhassa Üstadımız Osman Nuri Topaş Efendimiz'in ruhaniyeti, sıhhat ve afiyeti, tuğul ömürleri, her türlü kaza ve yalan muhafazası, bir asır ruhsal dönemin devamı için Hacı Babam'ın, Tahsin Amcam'ın, Veysel Karane Babamız'ın, Ekrem Abim'in, Abdülbaki Oral Amcam'ın, Mehmet Topçu Amcam'ın, Ahmet Kocabaş Abim'in ruh şerifleri için, dinimizin, vatanımızın, milletimizin, bayrağımızın, devletimizin, devlet nicalemizin, İslam aleminin muzafferiyetine, Filistin'de, Suriye'de, Yemen'de, Arakan'da, Doğu Türkistan'da, Azerbaycan'daki mazlum kardeşlerimizin bir an önce huzura kavuşabilmesi, özellikle Gazze'de Filistin'deki kardeşlerimizin zaferle, muzafferlikle savaşı kazanmaları, bundan 40 sene önce ahirete intikal etmiş olan Mahmud Sami Ramazanoğlu Kuddisesi ve Hazretlerinin makamları, mekanlarının âli olması, gecemizin, seherimizin hayırlara vesile olması niyaz ve duasıyla bir Fatiha, üç İlahi Şerif. Muhterem kardeşlerimiz, ayrıca Sami Efendi Hazretleri Seneye Devresi'nde vefat eden Veli Kara amcamızın da ruhlarına şad olması, makamlarının yüce olması, kabirlerin pürnür olması için, çünkü bu vakfımızın tüm hallarını Veli amca, mahdumu Nuh abimiz karşıladılar. Onlar ruhu içinde bir Fatiha-i Şerife, üç İhlas-ı Şerif okumuş olalım. Üstadımıza gerek yok ama muhterem üstadımız yazılı olarak olmasını arzu ediyorlar sohbeti. Bu sohbeti daha önce üstadımızın yapmış olduğu sohbet. İnşallah istifademize olacak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Cenab-ı Hak İnsana diğer mahlukata verdiği gibi bir şerefi veriyor. Vermediği bir şeref veriyor. Allah Celle Celaluhu dostluğu neticesinde cenneti vaat ediyor. İç dünyamızda fücur ve takva hali var. İç dünyamızdaki bu nefsani kavgada Allah'ın kuldan razı olması, kulun da Allah'tan razı olması bekleniyor. Allah-u Teala kalbin kendisine tahsis edilmesini istiyor, bekliyor. Nefsani arzuların kalpten uzaklaştırılmasını Allah-u Teala istiyor.
iç alemini temizleyen felaha erdi buyuruyor Allah Teala. Kıyamet gününde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den vize, yani şahadet alalım inşallah. Cenab-ı Hak kulunun cennete girmesini istiyor. Son nefes insanın en zor anı. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz buyurulmaktadır. Nasıl ölürseniz de öylece haşrolunursunuz, dirilirsiniz buyuruluyor. Allah-u Teala, Allah Resulü benim yanımda olsaydı benim bu durumumu beğenir miydi? Ölçü bu yani. Allah-u Teala, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Efendimiz şu anda benim yanımda olsaydı bu halimizden memnun olur muydu yani? Düşünce bu. Hep bu düşünce olur. Düşüncede olursak Allah'ın izniyle sıkıntı yaşamayız. Son nefeste Allah Teala ile dost olanlara korkmayın, üzülmeyin. Allah sizinle beraberdir denilir. Halık'la mahlukun birbirine dost olması, yani yaradanla yaratılanın birbirine dost olması için merhamette zirve olmak gerekiyor. Yokluk ve zorluk halinde sabrın zorlanmaması. İnsan bir parmağını deryaya daldırsa ve çıkarsa, parmağın üzerindeki su dünya hayatını, derya okyanusta ahiret hayatını anlatmaktadır. Nazım amca öyle derdi. Yani bir yüzük, o terzilerin yüksükü var ya, işte o kadar. Bizim bildiğimiz kainat adına, yaratılmışlık adına okyanustan bir katre derdi. Dünya ve ahiret hayatına verdiğimiz önemi gözden geçirmemiz gerekiyor. Dünyaya ne kadar değer veriyoruz? Ahirete ne kadar değer veriyoruz? Süleyman Aleyhisselam, ben yoksulum, yoksullarla birlikte bulunurum buyururdu. O zor günde gözler, kulaklar, deriler konuşacak. Gözler neler gördü? Kulaklar neler işitti? Deri, vücut nerede kullanıldı? Allah-u Teala'ya kul olmak kalpte tanıyabilmek gerekir. Sevenin sevilende kendi hususiyetlerini görmesi gerekir. Yakup Aleyhisselam çocuklarının içinde kendi hususiyetini Yusuf Aleyhisselam'da gördüğü için ona olan sevgisinin daha da fazla olması, yani diğer çocuklarından Yakup peygamber Yusuf Aleyhisselam'ı çok daha seviyordu. Çünkü onun peygamber olacağını biliyordu. Üç kişi vardır ki Allah Teala'nın dostu olamaz. Allah Allah. Üç kişi vardır ki Allah Teala'nın dostu olamaz. Bir, ahmak. Dünyayı ahirete tercih edenler. Çok insan da dünyayı ahirete tercih ediyor. İki, cimri. Dünya malına tamah eden. Üç, kibirli. Şeytanla aynı safta olanlar. Allah muhafaza. Şeytanın en büyük özelliği kibirli olması. Ondan dolayı zaten cennetten kovulmuştu. Demek ki ahmak, yani dünyayı ahirete tercih edenler, cimriler ve kibirli olanlarla Allah-u Teala asla dost olmaz. Hadis-i şerifte de zaten öyle buyuruyor. Yarın mahşerde onların yüzüne dahi bakmayacak Allah. Şu üç kişi de Allah-u Teala'nın dostu olanlardır. Bunlar kimler? Bir, firasetli mümin. Daima ahireti tercih eden. Allah bizi de bunlardan eyle. İki, cömert mümin. Kazancının çoğunu hak yolunda harcayan. Ne kadar güzel. Üçüncüsü de
Mütevazi mümin, kendi nefsini başkalarından da daha aşağı gören, yaptığı iyiliği asla başa kalkmayan. Allah bizi şu sevdiği kullarının içine dahil eylesin. Cenab-ı Hak kullarına çok merhametli davranıyor. Kulundan da merhametli olmasını istiyor. Sana kötülük yapana iyilikle muamele etmek. Çok zor işte bu. Yani kötülük yapacak, sen de ona iyilik yapacaksın. Eskileri başa kalkmak yok. Sen şöyle yaptın, böyle yaptın. Hayır, eskiler eskide kaldı. Müslüman öyle bir kişi olacak ki hiçbir kardeşle arasında husumet olmayacak. Ama maalesef var ya. Bizde de var. Namaz kılanlarda da var. Aynı safta Allah şahit 30 sene konuşmayan iki kardeş var. İkisi de oldu. Bir türlü barıştıramadı. Yaşları da yani 80 falan vardı öldüklerinde. İki kardeş. Namazda yan yana geldikleri zaman kazara birisi çıkıyor öbür tarafa geçiyor. Ne olmadı yani? Barıştıramadı. Öyle gittiler. Yarın mahşerde nasıl olur bilmiyorum. Anne, baba, bir kardeş bunlar ya. Esas istikbal bitmeyecek güne hazırlanmak. İstikbal. Cenab-ı Hak hepimizin istikbalini hayırlı eylesin inşallah. İnsan ünsiyet ile alakalıdır. Hayırlarla ünsiyet artar. Devamlı pozitif enerji almak lazım. Buna ruhaniyet diyoruz. Cafer-i Sadık radıyallahu anh 5 kişiden uzak durulmasını söylemiştir. 1. Yalancılardan. Müslüman asla yalancı olamaz. 2. Ahmak. Ahmağı bir önde saydık. Dünyayı ahirete tercih eden. Hakikaten ahmak yani. Şu dünya gelip geçici, ahiret ebedi. 3. Cimriler. Bunlardan uzak durmak gerekiyor. 4. Fasıklar. Günahkarlar. 5. Kalbi kas katı olmuş kimseler. En büyük zalim nefistir. Onun isteklerine dur demek lazım. Tefekkür, kendini düşün, tefekkür et. Anne karnındaki safhaları, merhaleleri bir düşün. Seni aldatan nedir buyuruluyor? Suya bak, ateşe bak. Yıldızlara bak. Yağmur mucizesine bak. Neye aldanıyorsun? Hazreti Mevlana Kudüs-i Sur Hazretleri yağmuru tefekkür et. Derelerden, göllerden, denizlerden, açıkta olan kirli sulardan, lağım sularından buharlaşarak bulutlara çıkıyor. Fiziki olay bu. İlahi laboratuvarlardan daha sonra yeryüzüne tertemiz süzülerek berrak, rafine olarak, su olarak iniyor. Cenab-ı Hak kendinden verdiği nimetleri hatırlatıyor. Her şey insana çalışıyor. Her şey insanın emrinde. Eşref-i mahlukat insan. Biz insanı abes yaratmadık. Biz yerleri, gökleri bir eğlence olsun diye yaratmadık. Yani bunları bir tefekkür edin. Kur'an-ı Kerim'de kozmik ayetler çoktur. Yani gökyüzüyle, yıldızlarla, ayla, Osman Efendi de hemen hemen her sohbetinde mutlaka onlardan bahsediyor yani. Tefekkür edin. Geceleyin teheccüde kalktığınız zaman, yani yaz günlerinde belki balkona çıkıp şöyle gökyüzüne bakın. Bu sünnettir yani. Efendimiz buna teşvik ediyor. Bakın, o yıldızları kim tutuyor orada yukarıda? Sağlam hastaya muhtaç. Sağlam insan hastaya muhtaç. Çünkü hastanın duasını Cenab-ı Hak makbul kılıyor. Bunu da biz şey yapalım. Yani hasta ziyaretlerinde hastaya dua ettiğimiz gibi Allah şifa versin diye yanında okuyup üzerine üflemek. Ondan sonra da hastadan siz de bize dua eder misiniz diye duasını talep etmek. Çünkü hastanın da duası kabul oluyor. Bak üstadımız yazmış yani. Kur'an-ı Kerim'de 90'a yakın yerde ey iman edenler
Ya eyyühellezine amunu diye hitaplar başlıyor. Takva, demek 90 yerde ya eyyühellezine amunu, ey iman edenler. Bir de ya eyyühennes, ey insanlar, o bütün insanlara şumur. Takva sahibi olmamız emredilmektedir. Helal gıda ruhaniyetin artmasına yardımcı olur. Bu helal gıda çok önemli. Her şeyin başı bu helal gıda. Saliha Hanım sabah bir işe giderken hayırlı ve bereketli iş için dua eder ve sakın haram lokma getirme diye tembih eder. Eşlerimize bunu biz de tembih edelim. Burada okuyoruz bak. İşe geçirirken mutlaka eşleriniz geçirsin. Geldiğinizde, eve geldiğinizde yine selam vererek mutlaka eve girin. Evet, mürebbiye en büyük mürebbi, öğretici Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Seherlerde uyanık olalım. Eğer kalkamıyorsak gündüzdeki yaşantımızı gözden geçirmemiz gerekir. Bir de bu akşam yani camide yaptığım sohbette de geçti. Çoğumuz bunu ihmal ediyoruz. Mesela teheccüde kalkıyor, teheccüdü kılıyor, dersini yapıyor, zikrinde çok güzel. Sabah namazına uyuyakalıyor. Olmaz. Sabah namazı farz. Bir de şu var, bugün yine bir sohbette geçti. Allah Teala 3 kişi sayıyor ama ben onu hep unutuyorum üçüncüsünü. 2 kişi aklımda. Çok kızar diyor. Allah çok gadaplanır. Birisi mezarlıkta gülen adam. Mezarlıkta gülene çok kızıyor Allah. İkincisi de güneş doğarken uyuyan adam. Şimdi bak bizde tamam teheccüd var elhamdülillah. Sabah namazı var. Sabah namazı kılıp şimdi 8'de 9'da neyse işe gideceğim diye bir saat daha yatayım diyor. Yatılıyor ve güneş doğuyor. Güneş üzerine doğuyor. Hayır. Güneş kimsenin üstüne doğmayacak. Müslüman üzerine güneş doğmaz. Yani biz çocukları bile küçükken yani tam güneş doğacak 3 dakika var. Kaldırırdım da bebekken daha. Kaldırırdım şöyle bir dolaştırırdım falan biraz su içerdim bir şeyler yapardık. O saatte güneş doğar 2-3 dakika geçer ondan sonra tekrar yatırırdık. Buna da dikkat edelim. Yani bu gözden kaçan bir şey çok önemli. Allah-u Teala kızıyor, gadaplanıyor yani. Ahiret endişesi içinde bulunmamız lazım. Derdimiz bu olması lazım zaten. Ahiret endişesi. Son nefes. Bütün hayatımız son nefeste imanla göçmek için. 1-2 saniye için yani. Son dakika. Allah sonumuzu hayır eylesin. Bir mümin bal arısı gibi olmalıdır. Temiz yer, hadis-i şerifte de geçiyor değil mi? Temiz yer, temiz çalışır, bindiği dalı kırmaz, incitmez o çiçeği, sayısız çiçeklerden istifade eder ve balını öyle yapar. Mümin de böyle olmalı. Sohbetlerde eğiticilik. Birbirimizden mesulüz, birbirimize zimmetliyiz, mesulüz yani. İnsan yetiştirme sanatı, sebat, sabır ister. Eğitimcinin ince ruhlu, nazik, kibar, merhametli ve şefkatli olması gerekir. Heyecanını kaybeden eğitimci gücünü de kaybeder. Eğitimcilik keyfiyetli insan yetiştirme sanatıdır. İrşad pırlanta kelimelerle anlatılacak. Yani herkese göre de değil yani ama tebliğ eden insanlar tatlı dilli, güzel, güler yüzlü olmalı. Yani konuşurken ben mesela çoğu zaman aklıma geliyor Allah'ım yani sözümüz tesirli olsun diye başlamadan önce içimizden, kalbimizden geçiriyoruz. Sözümüz tesirli olsun. Ya Rabbi yüzümüzü güzel kıl, sesimizi kuvvetli kıl falan diye. Hutbede bile var bizim o yani. Makam benim makamım değil, Efendimizin makamı diye biz içten merdivenden çıkarken söylüyoruz ya. Orada da Ya Rabbi yani Allah-u Teala'dan istiyoruz bundan, dua ediyoruz. Ya Rabbi bu makam Peygamber Efendimiz'e ait olan bir makam. Biz buraya layık değiliz ama hasbelkader bir şekilde bu vazifeyi yapıyoruz. Ya Rabbi bana yardım et, yüzüme güzellik ver, dilime tatlılık ver şeklinde. Evet. İrşad
İslam'ı anlatmak pırlanta kelimelerle anlatılmalı. Eğitimcinin başarısı eğittiği kişilerle ölçülür. Nazım amca bak hepimizi eğitmiş demek elhamdülillah. Birçok kabiliyet eğiticinin noksanı yüzünden helak olup gitmektedir. İnsanlar karakter hayranlıdır. Yani rol model olmak gerekiyor. Eğitici eğittiği kişiye her şeyle bir örnek olmalı. Yani bizler de Müslümanız. Her şeyimizle insanlara örnek olmamız gerekiyor. Gayret çok mühimdir. Sohbetler çok mühim. Ashab sohbet diye. Nazım amca iki lafın bir de onu söylüyor. Ashab sohbet diye yetişti. Ashab sohbet diye yetişti. Resulullah Efendimiz'e Kur'an ayetleri geldiği zaman alın bu Kur'an-ı Kerim'i okuyun diyebilirdi sahabeye. Okuyun adam olun. Öyle demedi mi? Bir anlattı. Kendisi yaşadı, gösterdi ve ashabı da aktardı. Kalpteki aşk ve vecdi sohbetlere taşımak gerekir. Sohbetçi sohbete giderken mabede gidiyor gibi gidecek. Sohbetlerden evet ilahi reçete alınacak. Ashab-ı kiramın tahsiri sohbetlerde oldu. Sohbetlerde kuru bir beraberlik değil, manevi bir ziyafet olmalıdır. Bütün mahlukata merhamet. Bir kısmının etinden, sütünden, gücünden, heybetinden yararlanıyoruz. Merhamet edeceğiz. Eşya ile münasebetimizde Cenab-ı Hak israfı yasaklıyor. Pintiliği yasaklıyor. Cimriliği yasaklıyor. İsraftan sakınmak, cimrilikten kurtulmak gerekir. Allah'ın verdiği nimetleri nasıl tasarruf ediyorum? Vatan çok mühim. Din vatanda yaşanır. Namus vatanda korunur. Bayrak vatanda ilelebet dalgalanır inşallah. Cenab-ı Hak inşallah bu okuduklarımızı hayatımızda yaşamak nasip etsin bizlere. Amin. Allah nasip ederse yarın muhterem üstadımızla Bursa'daki Rafet abiyle beraber ziyaret edeceğiz. Ahmet Topbaşı abiye muhterem üstadımızı. Onun için Medine-i Münevvere sofralarına huzurunuza getirdik. İnşallah oradaki sofralarda neler yapılması gerektiğini, neler yapılarak daha önce sohbetlerinde üstadımız inşallah bu sofralar gayret ve himmetlerinizle daha da tekamül edecek buyurmuşlardı. Elhamdülillah böyle bir ulvi vazifenin bizim bölgemize verilmesi gerçekten çok manidar. Ama biz de bunun kadrini kıymetini bilmemiz lazım. Sahip çıkmamız lazım. Gerçekten Allah razı olsun 2011 senesinden beri arada tabii o 3 sene gidemedi. 2011 senesinden beri bu vazife Hacı Babam'ın manevi bakmış olduğu Bandırma Çanakkale bölgesine verildi. Tabii burada Musa Efendimiz'in sahibi vefalığı çok önemli. Hacı Babam'ın teslimi ve takvası çok önemli. Ondan neticesinde de acizane bizlere bu vazife verilmiş oldu. Tek başına fakir bir şey yapamam. Ama beraber gittiğimiz senelerce 25-30 arkadaş gittik. Geçen sene 19 kişiydik. Bu sene herhalde 16 kişi kadar olacak. 15-16 kişi. Elhamdülillah el ele, gönül gönüle buradaki her hizmeti bir ibadet vecihle yapmak suretiyle bu sofralar daha da tekamül edecek inşallah. Bu hizmet ettiğimiz sofralar da himmet etmemizi üstadımız buyuruyor. Geçen sene ziyarete gittiğimiz zaman mübarekler ben de size biraz siftah parası vereyim dedi. Bu sofralarımız elhamdülillah 5000 dolar Mekke Mükerreme sofrası için 5000 dolar da Medine-i Münevvere sofrası kendi kasasından verdi.
Rahmetli Fahrettin Ali, bu sofralar için kimseden para istenmeyecekler. Ama diyor, bu hizmeti görmesi için de Cenab-ı Hak bize ağız vermiş, dil vermiş, esnaftan geliyor ya. Onu diyor, bu sofranın özelliğini bize tezgahtan yapmadan geri kalmayalım. Bizler de söylüyoruz. Ancak bunu anlatıyoruz. Ama kimseden para istemiyoruz. Karşılarda ne reşleme bulursa onu eyvallah diyoruz. Çünkü bu hizmetler Hüdayi tek başına sırtlanıyor. Ama biz istiyoruz ki Hüdayi yükü azalsın. Mesela ilk 2011 senesinde aldığı sofra teslim aldığımızda yaklaşık %35'i efendim gelen bağışlardan %65'i Hüdayi Vakfı'ndan geliyordu. İşte biraz daha biz bunu arkadaşlar anlatmaya çalıştık. %40 maaş oldu. %60 Hüdayi. %45, %50 mesela İbre bağıştan yana %55 efendim bağış, %45 Hüdayi. Kardeşler 2019 senesinde %85 bağış, %15 Hüdayi'den gelmişti. Çok heyecanlandı hizmet eden abiler. Dediler ki biz bunu 2019'daydı. 2020'de artık kendi yağına kavruluyor dedik. 2020'de gidemedik tabii hastalıklardan dolayı. İnşallah tabii geçen sene biraz daha %50'lere geriye düştük tekrar. Çünkü hazırlık dönemimiz çok azdı. Hastalık dönemi vardı, deprem vardı. Daha önceki dönemlerde de biz her gün o buhara pilavlar hazırlarken 15 tane kurban kesiyorduk. O kesilen kurbanların arkadaşlar öyle alıştılar ki bana bir kurban, bana bir kurban, bana bir kurban ya da bana iki kurban deyip yazıp bir sene 180 tane kurban götürmüşüz buradan biz kardeşlerden. Yani ne kadar güzel. Hepimizin bu sofralarda emeği var, hizmeti var elhamdülillah. Biz bu sofrada da dikkat ederseniz 100 kişi sofrada 10 tane Türk yok. Tam dünya Müslümanlarına bir mozaik oluşuyor. Dolayısıyla her türlü insana orada hizmet ediyorsun, hürmet ediyorsun, saygı gösteriyorsun. Muhammed Afsal'ın demişken de Muhammed Afsal kardeşimiz de her sene orada rakam söylemedim ben o Türkiye çapında duyulursa yapılır diye. Son 4 sene 100'er bin milyar veriyordu kardeşler. Şimdi 100 milyar şu anda 830 bin lira demek. 830 bin lira bu şey değil. Yani ihvanımız da değil. Ama oradaki hizmeti yerinde görüyorum. Yani bu hakikaten çok iyi şey yaptım. Şu anda bizim Serkan'la çok yakın arkadaşım Allah razı olsun. Kanser tedavisi görüyor. Onun bu bağışına karşılık biz de vakıf olarak, şey olarak, kardeşler olarak onun için bir sıhhat afiyeti için 61 parçalık kurban var. O kurbandan kestik. Şimdi inşallah şifası için de bir nefeste şöyle nefesimizi çekiyoruz. Nefes içerideyken Fatiha şerifinde yavaş yavaş. Yani Berat Yardım derken kalbi titredi inşallah hissederim. Muhammed Afsal kardeşimize şifa bulması için inşallah bir nefeste bir Fatiha okalım. İllahi Fatiha şerif. Sofralara geldi. O sofralarda diyor. Mesela biz dağınık şekilde çalıştık ama arkadaşlar Fahrettin Bey'in tavsiyesi üzerine bembeyaz fistan giyiyorlar. Beyaz takke. Ayakta çorak ve galoş olacak. Yani hijyenik şeylere neden? Sen ikram yaptığın sofraya bazen ayağınla basıyorsun. Ama ayağında çorak ya da galoş olursa o zaman bir mahsur olmamış oluyor. Elhamdülillah bu nezaketle çalışırken
Ben diyor, iki gün sofraları gezdim. Biz çok ama çok etkiledi orası. Yani iki gün sofraları gezdim. Baktım ki diyor, bu sofrada birbirine hitap ederken çok zarif bir şekilde hitap ediyorlar. Kıyafetleri çok güzel bir kıyafeti var. O sofranın Türkiye nizam intizam diyor. Türkçe bildikçe bu kadar. Türkiye nizam intizam sofralar. O nizam intizam görüp bu sofranın efendim bir gönüllüsü oldu. Gönüldaşı oldu. Hidayet sevdalısı oldu. Muhterem İslam'la tanıştırdık. Aynı sofrada iftar yaptırdık. İslam'a dua ettiler. Ondan sonra dedi ki, benim işlerim de diyor, bir işim vardı. Ben buraya işim çoğalsın diye para vermedim diyor. Bu Cenab-ı Hakk'ın lütfü keremi ya orada o bereketi bizzat görenler bu kardeşimiz. Cenab-ı Hak inşallah temennimiz ya muhtelif vesileler de olsa Ramazanlarda eğer umreye gitme şansı olursa Medine-i Münevvere de yalnız turlara söylesin. Medine-i Münevvere de götüren turlarda gidelim. Anladığım ayrılalım turlarda da bakıyorsunuz. 4 gün Medine-i Münevvere diyor. Ramazan'ın birinci günü Mekke'nin Mükerreme'ye geçiyor. Yani Medine-i Münevvere'de iftar yok. Oradaki sofraları göremiyorsunuz. Onun için turlara var. İnşallah götüren, Medine'de bırakan turlara gidip de o güzellikleri orada şimdi anlatmak görünce daha farklı oluyor insanın değerlendirmesi. Şimdi sofralarda kalan malzemeleri topluyoruz. En ufak bir zayiatımız, israfımız yok. Eğer bu zemzem açılmadıysa bunu kenara koyuyoruz. Alıyor, topluyor, bir arkadaş topluyor. Kurmaları topluyor, ayranları topluyor, yoğurtları topluyor. Sofrada toplanıp çöpe gidiyor ama sadece çöp gidiyor sofralara mesela. Şimdi bayanlar sofrasında bu buhara pilavı yok. Hanım da dedi ki bana buhara pilavı getirin. O yüzden o sene çocuklarla beraber gitmiştik. Biz üçümüz iki pilav yedik. Bir pilavı da şöyle kenara koyduk. Artık sofra yavaş yavaş toplanmaya başlıyor. Bütün malzeme alınmıştı. Karşımızdaki amca da torbasına sofradan zemzem arttıysa zemzemini koydu torbasına. Yoğurt arttıysa yoğurdu koydu. Hurma arttı, hurmayı koydu. Ama bir taraftan sofradaki iyice yanımıza geliyor. Bu pilavı da biz bekletiyoruz yani. Artık edeme mübarek olmasaydı. Tam torba gelişkeye girken poşetle naylon kalkarken elimize alacağız. Bizim orada dururken adam eğildi, geldi, bizim pilavı aldı ve torbasına koydu. Baba anneme pilav var. Yok dedim. Annene nasip olsaydı o pilav bile orada kalırdı. Şimdi o şahıs bizden daha ihtiyaçlı. Biz pilav yiyelim diye götürecektik onu ama o şahıs onunla sahur yapacak. Yani onun sahurluk ikramı olmuş oldu. Dolayısıyla bu güzellikleri yaşıyorsunuz. O pilavlar içerisinde her gün 15 tane kurban kesiyoruz. Kırmızı et koyuyoruz içerisine. Kemikleriyle beraber pişiyor. İlk sofra görevi tebliğ edildiği zaman Fahrettin Bey şu üç maddeyi muhterem üstadımızla beraber diyor karar verdik. Üstadımızın özel isteği diyor. Bir, sofra çalışanları gönüllülük esasıyla çalışacak. Arkadaşlar uçak bilet parasını, vizesini, efendim otel parasını hepsini ödüyor. Sırf orada Resulullah ve sallallahu aleyhi ve sellem'in misafirlerine, gariplerine, yetimlerine, sevdalarına, aşıklarına hizmet etmeye gidiyorlar. Elhamdülillah. İki, bu bayağı kendisi yağlı yemiş, yağsız yemiş, kemikli yemiş, hiç aldırmaz. Pilav diyor, et, kemikleri de beraber pişecek. Onlara eti, kemikleri aşağı koyuyorlar. Pirinci üzerine koyup o şekilde pişiyor. 3 saate demleniyor. Bu etler böyle üzüme eve de dökülüyor. Kemiklere kemiği diyor, rahiyası pilava işleyecek. Yani mübarekler bunu da şey yapıyorlar. Bir de yoğurt ve ayranların soğuk olmasına. Bizim ilk gittiğimiz zamanlar o zaman aşağı yukarı Temmuz ayına gidiyor. Havalar sıcak. Dolayısıyla
şey ayranı 2 saat önce koyarsanız sıcacık oluyor ayran. Bunu son yarım saat kala ne yapmaya çalışıyorduk. İşte Muhammed Hafsal orada çok etkilenmiş. Bu dağıtma şeklinden, şey şeklinden çok etkilenmiş. Şimdi fakir ve diyabet var diye pilavın etini tercih ediyorum. Pilav kısmı, pirinç kısmı arkadaşlara vermeye çalışıyorum. Yanındaki Kayseri'de tanıştıktan sonra bir Kayseri'de Hacı amca, o da pilavını yedi, etini bıraktı. Dedim, Hacı abi, et dokunuyor mu? Yok, dokunmuyor falan dedi. Dedim, biz her gün 15 tane kurma alıyoruz. Bizzat çok hijyeni kesim halinde kestirtiyoruz ve mutfağa getirip akşam saat 12'den 3.30'a kadar, o da mesela klima var, 4 tane arkadaş bu etleri 15 tanesi parçalıyorlar. Peki bir kurbanı kaça kesiyorsunuz dedim. Ya küçükten 600, büyükten 900 lira dedim. Kendi cebine attı, 600 lira var, bir tane yaz bana dedi. Et yemeyen abi o şey sattık. o kesimden şüpheleniyor orada. Nasıl kesildiğini bilmediği için yemek istemedi ama biz bizzat kendimiz kesiyoruz efendim deyince efendim sonra benim pilavın üzerine onun etini koyduk. Daha kapatırken Rus hemen bir ihtiyaç sahibine onu takdim ettik. Efendim hiçbir şey kalmıyor, artmıyor. Ama o sofrada inşallah Cenab-ı Hak yerine görmeye cümle nasip ve mesele etsin. Amin. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Yemek yolculuk. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah ellezî et'amenâ ve sekâna ve ce'alenâ minel muslimîn. Allahümme ufur ve rahim mehfuz sahibet ta'am vel âkilîn. Allahümme nebir kulûm ve nebiyemmer muhabbetik ve zikrike yâzer celal vel ikram. Allahümme ahina hayâten tayyibeten bis sihhati ve selâmeti vel afiyeti fid dîne ve dünyâ vel âhireh. İnneke alâ kulli şeyin kadîr. Allahümme innâ nes'elke temâmen ni'meh ve devâmel afiyeh ve husnel khâtimeh. بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم وبحرمة الفاتحة. Tam daha 90'larımızı bitiremedik ama inşallah önümüzdeki kandilde yerdeki ısıtmalarımız da çalışır, mutfağımız çalışır. Doğalgaz olmanın için mutfakta da teşekkürler olarak işte, inşallah tamamladık ama bu 90'lıklar inşallah gidecek. Güzellikler kolay kolay elde edilmiyor. Yavaş yavaş gideceğiz bizden. Ses hücreleri geçen hafta oldu. Bu hafta televizyon ayarlandı. İnşallah Berat Kandil'de de buraya gelenler Berat Hanım'ı fitmiş olurlar. Buyurun ikramları alalım. Thank you.
İki dakika şefim. İki dakika.